Merhaba arkadaşlar, ben Nurullah Taş. Şimdiye kadar tasarımımızı vesaire yaptık. Şu an herhangi bir şeye tıkladığımda bir şey göstermiyor çünkü herhangi bir işlem yaptırmadım arkadaşlar. Şimdi şöyle yapayım. Şu Stateful Widget'ta iki tane extent var. Bunu ikinci extent'ten sonra kullanacağım arkadaşlar. Butonun tıklama olayını halledeceğim. Buton tıklama, yani butona tıkladığımda metni alsın. 1'e tıklıyorsam 1, 2'ye tıklıyorsam 2, onu ayarlayacağım. Void diyorum, btn tıklama metodumun ismi. Aldığını bir tane değişkene aktarsın. String buton değeri diye. Buton değeri. Şimdi bu metodu süslü parantezle alıyorum. Şimdi mesela şu butonuma geleyim. İlk butonuma tıklama fonksiyonunu veriyorum. BTN tıklama yukarıda ayarladım. Boş bir şekilde şöyle yeterli. Ne yaptım? 9'u aldım. Şu metin tutucuya aktardım. Buton değeri tutucu diyeyim. Tutucu. Buton değeri tutucu. Şimdi mesela bunu print diyorum. Konsolda göstereyim. Aç kapa buton değeri tutucu. Şimdi bir çalıştırayım. Konsoldayım. Biraz büyüteyim. Geldi. Şimdi 9'a basınca bakın gösterdi. Diğerlerine basınca herhangi bir şey yapmıyor. Çünkü onlara bunu vermedik biz. Şimdi geliyorum. Diğerlerine hızla bunları aktarmak istiyorum. Şu bu neredeydi benim? İkinci de şu tıklama olayını bütün butonlara vermem lazım arkadaşlar. Ops. Yukarıdan aşağıya doğru. Şöyle geliyorum. Hepsine tıklama olayını veriyorum. Yani ne yapıyorum? Tıkladığımda butonun değeri neyse onu alıp buton değer tutucu da tutuyor arkadaşlar. Hızla. Ops. Aktara gidiyorum. Birin olduğu satır ve en son satır. Evet. Şimdi çalıştırayım. Çalıştım. Mesela AC'ye basıyorum. Görüyorsunuz konsolda yukarıda zaten gösteriyor. Şu buton değeri tutucu hangisine basıyorsam onu tutup gösteriyor. Şimdi şuraya dikkat arkadaşlar. C'ye bastım. Back'e bastım. Bölmeye bastım. 9, 8, 7 çarpı 6, 5, 4 eksi 3, 2, 1 hangisine basıyorsam artı eksi 0, 2 0 eşittir. Onları alıyor. Bu bizim kritik noktamız arkadaşlar. Butonun değerini aldık. Buton değer tutucuya aktardık. Ona göre de işlem yaptıracağız. Bu dersimiz de bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim.